yardımcım, sayın dekanım, sayın öğretim üyeleri ve öğretim elemanları, değerli aileler, sevgili öğrencilerimiz ve saygıdeğer konuklarımız ve basın yayının değerli mensupları. 19 Mayıs Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi 2019-2020 Eğitim Öğretim Yılı mezuniyet törenine hoş geldiniz, onur verdiniz. Covid-19 pandemisi nedeniyle az sayıda mezun katılımcıyla gerçekleştirdiğimiz törenimizde tüm mezunları aramızda göremediğimiz için buruk olsak da onlarla güzel ve sağlıklı günlerde karşılaşmayı diliyoruz. Program akışını takdim ediyorum. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı, fakülte birincisi açılış konuşması, protokol konuşmaları, fakülte derecelerinin açıklanması ve diploma takdimi, bölüm derecelerinin açıklanması, diploma takdimi ve meslek antlarının okunması, kep atma töreni. Sayın konuklar ve sevgili mezunlarımız, törenimize başlamadan önce sizleri Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk ve aziz şehitlerimizin anısına saygı duruşuna, ardından İstiklal Marşımızı okumaya davet ediyorum. Geçiyoruz. 19 Mayıs Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi 2019-2020 Eğitim Öğretim Yılı mezunları adına konuşmasını yapmak üzere fakülte birincimiz Hemşirelik Bölümünden Sevde Külcü Ömeroğlu'nu davet ediyoruz. Sayın Dekanım, saygıdeğer hocalarım, değerli aileler ve sevgili arkadaşlarım. 4 yıl süren eğitim öğretim hayatımızın sonuna geldik. Ömrümüz boyunca gururla taşıyacağımız hemşirelik mesleğine adım atmamızın taçlandırıldığı mezuniyet törenimize hoş geldiniz. Emek verdiğimiz, çalıştığımız, insanların hayatlarına dokunduğumuz, formamızı giydiğimizde sorumluluklarımızla dolu çantamızı yanımıza alarak hemşire bey, hemşire hanım diye seslenildiğinde ise hissettiğimiz ilk heyecanla bu mesleği yapacak olmaktan onur duyuyoruz. Konuşmama hemşirelik ile ilgili şu sözle başlamak istiyorum. Virginia Henderson demiştir ki, hemşire bilinçsizin bilinci, intihara meyilli olan için yaşama sevinci, ampute olanın bacağı,
görme yetisini kaybedenin gözü, yeni doğan bebek için hareket, genç ve tecrübesiz anne için bilgi ve güven, sesi güçsüz çıkanların ise sözcüsüdür. Bu eşsiz meslekte zarar vermeme, yarar sağlama ilkesiyle çıktığımız bu yolda bizi destekleyen, cesaretlendiren, sevde olarak geldiğim bu yerde hemşire sevde olarak çıkmamı sağlayan, hemşirelik bilim ve sanatını öğreten tüm hocalarıma teşekkür ederim. Bir hocamızın da dediği gibi, hemşire olmaya karar vermek zaten kahramanca bir eylemdir. Cesaret ise korkmamak değil, korkmana rağmen vazgeçmemektir. Daha sen 18 yaşındayken 60 yaşında bir teyzenin gözlerinin içine bakarak senden bir şeyler öğrenmeye çalışması, bir hastanın seni gördüğünde mutlu olduğunu söylemesi, acaba komplikasyon gerçekleşecek mi diye gidip gelip hastanı kontrol etmek, bir Allah da razı olsun duası ya da sessizce sana bakan, sessizliğini paylaşmayı bekleyen hasta ve daha bir sürü iyi ve kötü tecrübe. Başka hangi meslekte bu tecrübe kazanılırdı bilmiyorum. Ama bu meslek için en güncel ve en yeni araştıracağımı, özellikle her öğrenci hemşireyi destekleyeceğimi, bildiğim her şeyi onlara öğreteceğimi ve onlardan öğreneceğimi, ülkeme ve hemşireliğe katkı sağlayacak araştırmalarda bulunacağımı, hemşirelik bakımı için elimden gelen her şeyi yapacağımı biliyor ve bunun için söz veriyorum. Bu yolda bana güvendikleri, hep destekledikleri, sevgiyi, saygıyı ve sakin kalmayı öğrettikleri, çalışmalarını ve güçlü duruşlarını hep örnek aldığım canım anneme, babama teşekkür ederim. İyi ki varsınız. Ve sınıf arkadaşlarım, 4 yıllık lisans hayatımızı birlikte devirdiğimiz, hepimizin insanlara bir yerlerde, bir şekilde mutlaka dokunduğuna eminim. Ve iyi olan, doğru olan ne varsa onu yapmak için uğraştığını ve kimseye bilerek zarar vermeyeceğine de eminim. Umuyorum ki Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün yolunda, manevi mirasım dediği bilimin yolunda başarıyla devam ederiz. Yanımda olan ve beni destekleyen tüm arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. Arkadaşlarımla birlikte sağında, solunda, yanı başında izleyen tüm ailelere veya aile gibi hissettiren tüm sevdiklere, umarım bu cübbeyi kendi oğlu, kızı, sevdiği insan giymiş gibi hisseder. Herkesin emeğini ve çabasını kutluyor, mezuniyetini tebrik ediyorum. Sayın Sağlık Bakanımızın belirttiği gibi, hemşirelik güçlü kişilik gerektiren bir meslektir. Yüksek bir gözlem kabiliyeti demektir. Her hemşire bir iletişim ustasıdır. Duyarlılığı ile adeta bir hasta yakını, bilgisiyle bir uzmandır. Hemşire her hastada insana ve hastalığa dair yeni şeyler öğrenir. Hemşirelik tüm tıpta olduğu gibi bilgiyi ve sanatı birlikte içerir. Bu sözlerle COVID-19 pandemisinde çalışan tüm hemşire meslektaşlarımızı ve sağlık çalışanlarını saygıyla anıyor, vefat edenlere ise rahmet diliyorum. Daha güzel ve daha sağlıklı günlerde görüşmek dileğiyle saygılarımla teşekkürler. Sevgili Sevde Külcü Ömeroğlu'na teşekkür ediyoruz. Konuşmalarını yapmak üzere 19 Mayıs Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Dekanımız Sayın Profesör Doktor Murat Terzi'yi davet ediyoruz. Sayın Rektör Yardımcım, değerli hocalarımız, Sağlık Bilimleri Fakültesi'nin mezunlarını temsilen burada olan öğrenci arkadaşlarımız ve şu anda online platformda bizleri izleyen 320 mezunumuz, 5 bölümümüzün 320 mezunu ve hem online platformda hem de bugün aramızda olan değerli veliler, hepiniz 19 Mayıs Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi mezuniyet törenine hoş geldiniz, onur verdiniz. Az önce de belirttiğim gibi 5 bölümümüz ama 13 bölümle devam eden Türkiye'nin en büyük sağlık bilimleri fakültesinden bir tanesinden mezun oluyor öğrencilerimiz. Şu anda ebelik, hemşirelik, sosyal hizmetler, sağlık yönetimi, besleme ve diyetetik bölümlerimizin mezunlarıyla beraber aslında devam eden dil konuşma terapisi gibi ve devam edecek odyoloji, ortez, protez gibi şu anda aktif öğrencisi olan 8 bölüm, bir de öğrenci alması planlanan ama YÖK tarafından oynanan 5 bölümüyle 13 bölümlü Sağlık Bilimleri Fakültesi ki 45 yıllık geçmiş tarihi olan
19 Mayıs Üniversitesi'nin köklü üniversitelerinden, Türkiye'nin köklü bir üniversitesinden ve en büyük sağlık bilimleri fakültesinden mezun oluyor bugün öğrencilerimiz. Tabii gönül arzu ederdi ki bu yüz yüze bütün öğrencilerimizle ve velilerimizle daha coşkulu bir ortamda ve daha coşkuyla bu mezuniyet töreni gerçekleştirelim. Tabii COVID-19 dediğimiz bu pandemi süreci pek çok olayda olduğu gibi eğitim ayağında da bizleri bazı kurallar çerçevesine sığdırdı. Ve eğitimi online platformda verdik. Bunu mezuniyet töreninde de şu anda sizlerle belli kurallar çerçevesinde gerçekleştiriyoruz. İnşallah öğrencilerimiz bugün itibariyle mezun olarak kendilerini mesleki olarak bir döneme başlayacaklar. Öğrencilerimiz, öğretim üyelerimizden almış oldukları bilgi, bu tabii hem teorik bilgi hem de pratik bilgi. Az önce okul birincimizin de söylediği gibi donanımlı bir şekilde buradan ayrılıyorlar ve kendilerine inanıyorum ki bundan sonraki hayatlarında da her gün üzerine bir şeyler koyarak devam edeceklerdir. Eğitimin sürekli olduğunu görüyoruz ki bu pandemi sürecinde bunu daha da iyi gördük. Online de olsa, hangi platformda olursa olsun eğitime ulaşmak mümkün. Kendilerinin almış oldukları bu misyonla beraber eğitimin sürekliliğini devam ettireceklerine yürekten inanıyorum. Tabii önlerine pek çok engel çıkacaktır. Her şey olduğu gibi olmuyor. Pek çok problemler olabiliyor. Pandemide olduğu gibi veya diğer başka problemlerde olduğu gibi. Ama kendilerinden isteğim yılmamaları, hiçbir zaman pes etmemeleri, önlerine çıkacak olan bütün engeller ne olursa olsun bunları aşmak adına hem bizlerden hem hocalarından gerektiği zaman destek almaları ve inandıkları, güvendikleri platformlardan destek alarak ama hiçbir zaman iradelerini, özgür iradelerini başkalarına temsil etmeden, teslim etmeden yollarına devam etmeleri ki bu onların başarılarını daha da artıracaktır. Hocalarımıza gelince Sağlık Bilimleri Fakültesi'nin şu anda işte bölüm başkanı ve yönetim kurulundaki hocalarımız da buradayız. Ama Sağlık Bilimleri Fakültesi akademik kadrosu hem şu anda mezun verdiği 5 bölümle hem diğer bölümlerle her geçen gün ilerlemeye, artmaya ve kendini geliştirmeye devam ediyor. Öğrencilerimiz de buradaki hocalarımız ve burada olmayan hocalarımızın katkılarıyla kendilerini geliştirdiler. Ben o nedenle öğretim üyelerimize de ayrıyetten teşekkür ediyorum. Vermiş oldukları destekten dolayı eğitimde kendilerine özellikle bu pandemi sürecinde de online platformda bunu devam ettirme arzularını biliyorum. Çok şahidim, yakinen izledim ve onlar bu süreçte ellerinden geldiği kadar bu süreci en iyi şekilde yönetmeye çalıştılar. Neden? İşte çünkü yetişecek olan bir sağlıkçıydı. Hemşireydi, ebeydi, beslenme ve diyetetik uzmanıydı. Ve şunu gördük bu COVID-19 süreci içerisinde doktor olsun, hemşire, ebe ve diğer sağlık profesyonelleri veya sağlık alanında çalışan bütün personel. Hepsi özveriyle bir şekilde bu ve buna benzer afetleri, bu ve buna benzer sağlık alanındaki zorlukları aşmak adına öncelikle kendi hayatlarını ön plana çıkartarak en az hata yaparak ama karşısındaki hasta ve hasta yakınlarına en iyi şekilde hizmet vermeye çalışma arzusu. Bunu bu son 4 ay içerisinde çok daha iyi hissettik. Sadece Türkiye'de değil, bütün dünyada bu biraz daha ön plana çıktı. O nedenle bizler çok gururluyuz, çok mutluyuz ve bu öğrencilerimiz, bu mezun olan öğrencilerimiz ki 320 öğrenci yine sağlık alanında biz Türkiye'ye sunuyoruz bunları ve inanıyoruz ki onlar bu ve buna benzer problemlerin üstesinden gelmeyi bizden öğrendiler ve bunu bundan sonra da geliştirerek devam edeceklerdir. Değerli velilerimize de tabii ki 4 yıl önce göz bebeğiniz olan ve belirli aşamalardan eğitim sürecinden geçen öğrencilerinizi bizlere teslim etmiştiniz. Biz dediğim gibi çok daha coşkulu bir şekilde olmasını arzu ettiğimiz ama bugün gerçekleştirmenin mutluluğunu yaşadığımız mezuniyet töreniyle öğrencilerimizi sizlere tekrar teslim ediyoruz. Sizlerin güveniyle, sizlerin desteğiyle, bizlerin de katkısıyla bugün mezun oluyorlar. İnşallah bundan sonra da sağlıklı, mutlu bir şekilde sizlerin yüzünü hiçbir zaman kara çıkartmadan, sizlerin yine desteğini her zaman hissederek ama ihtiyaç duydukları zaman yine dediğim gibi bizim de desteğimizi alarak Türkiye'ye ve bütün dünyaya katkı sağlayacaklardır ve kendilerini de geliştirmek adına ben inanıyorum ki ellerinden ne geliyorsa yapacaklardır. Ben mezunlarımızı tekrar tebrik ediyorum, ailelerini tebrik ediyorum, uzaktan gelenler var, onlara tekrar hoş geldiniz diyorum ve iyi yolculuklar diyorum dönüşlerinde. Ben mezunlarımızın yolunun açık olmasını, zorlukların üstesinden gelmelerini diliyorum. Allah yardımcınız olsun diyorum.
Tekrar hayırlı olsun. Dekanımız Sayın Profesör Doktor Murat Terzi'ye teşekkür ediyoruz. Konuşmalarını yapmak üzere 19 Mayıs Üniversitesi Rektör Yardımcısı Sayın Profesör Doktor Mehmet Kur'an'ı davet ediyoruz. Sayın Dekanım, değerli öğretim üyesi çalışma arkadaşlarım, çok kıymetli öğrencilerimiz ve aileleri, hepinizi 19 Mayıs Üniversitesi adına saygıyla selamlıyorum. Sayın Rektörümüz bugün şehir dışında olduğu için burada değil, ben de ani bir bilgilendirme olduğu için kusura bakmayın bu halimle geldim, bir de yaz olduğu için. Öncelikle özür dilemek istiyorum mevcut halimden dolayı. Mezuniyet törenimize hoş geldiniz. Ben yine çok uzun hani konuşmamak için birkaç şeyden söz edeceğim. 19 Mayıs Üniversitesi Türkiye'nin köklü üniversitelerinden oldukça büyük bir üniversite. Sağlık Bilimleri Fakültesi üniversitemizin çok hızlı büyüyen ve gelişen bir fakültesi. 19 tane fakültemiz var ve her yıl sürekli mezunlarımızı veriyoruz ve Türkiye'nin gelişmesine, refahına, mutluluğuna, huzuruna hizmet edecek bireyler yetiştiriyoruz. Yine bu pandemi süreci maalesef bizi böyle çok daha dar bir mezuniyet töreni yapmak zorunda bıraktı. Ama gösterdi ki sağlık çalışanları veya sağlık son derece önemli. Biz bunu biliyorduk ama iliklerimize kadar hissettik. Allah'a şükür Türkiye hani sağlık hizmeti, Türkiye'de sağlık hizmeti alamayan hastamız olmadı bu süreçte. Ama dünyada başka yerlerde neler olduğunu hep birlikte gördük. Onun için hani mutluyuz, hala bu problemden kurtulmuş değiliz. Böyle bir dönemde dar bir katılımla mezun vermek tabii üniversite yönetimi olarak bizleri de biraz üzüyor. Çünkü 4 yıl emek vermiş öğrencilerimiz bu mutlu gününü aileleriyle birlikte, yüz yüze, herkesle birlikte kutlamak istiyor. Ama Sayın Rektörümüz inşallah bu normalleşme biraz daha normalleşirsek öyle söyleyelim. Bir düşüncesi var, öyle söyleyeyim yani, şimdiden hemen müjdelemeyelim ama bir etkinlik planlanıyor. Çünkü buradan mezun olup giden arkadaşların böyle bir töreni olmadan gitmesi onlar için belki bir burukluk olabilir. Onun da önüne geçecek bir şeyler inşallah olur diye bekliyoruz. Bu bizim hocalarımız için de bugün mezuniyet günleri bir gurur günü aslında. Onlar için de bir hasat günü. Yani 4 yıllık tamam bir sürü emeklerini veriyorlar ama ve mezun edip buradan gönderirken hem belki üzülüyorlar hem de gururlanıyorlar. Çünkü emeklerin karşılığını alıyorlar. Onun için bu süreçte emeği geçen tüm öğretim üyelerimizi ben tebrik etmek istiyorum. Belki de en büyük tebriği aslında aileler hak ediyor. Çünkü zorluklar, hayatın zorlukları içerisinde kendi çocuklarının hayata atılması için bir sürü fedakarlıklar gösteriyor. Onlar için de çok mutlu bir gün. Verdikleri, yaptıkları fedakarlıklar için de ve onların karşılığını da aldıkları için ben tüm ailelerimizi tebrik ediyorum, velilerimizi tebrik ediyorum. Sevgili öğrencilerimizi de onları da gönülden tebrik ediyorum. Çünkü zaman çok çabuk geçiyor. Hayatınızın en güzel 4 yılını burada geçirdiniz. Ben de bu üniversitenin mezunuyum ve bununla gurur duyuyorum. Hayatınızda ülkemizin dört bir tarafında hizmet edeceksiniz ama hep 19 Mayıs Üniversitesi mezunu olacaksınız. Burası sizin eviniz. Bunu asla değiştiremeyeceksiniz. Her zaman kapımız, hocalarınızın kapısı size açıktır. Bundan emin olun. Onlar buradan gittikten sonra tekrar gelince sizi görmekten de büyük mutluluk duyarlar. Yine bizim 19 Mayıs Üniversitesi mezunlar platformumuza, oraya da abone olmayı unutmayın. Bizimle irtibatı kesmeyin. Ama ülkemizin gelişmesi için, insanımızın
daha iyi sağlık hizmeti alabilmesi için çaba göstereceğinizi biliyoruz. Bu duygularla sizi ülkemizin hizmetine gönderiyoruz. İnşallah bunda da başarılı olacağınızı biliyoruz. Yolunuz ve bahtınız açık olsun diyorum. Hepinizi tekrar tebrik ediyorum. Hayırlı uğurlu olsun diyorum. Sağlıcakla kalın. Rektör yardımcısı Sayın Profesör Doktor Mehmet Kur'an'a teşekkür ediyoruz. Kendilerini sahneden uğurlamadan önce 2019-2020 eğitim öğretim yılında 19 Mayıs Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesinden dereceyle mezun olan öğrencilerimize açıklıyoruz ve kendilerini belgelerini almak üzere davet ediyoruz. İlk olarak Sağlık Bilimleri Fakültesinden birincilikle mezun olan Hemşirelik Bölümünden Sevde Külcü Ömeroğlu'nu başarı belgesini almak ve mezun kütüğüne plaketini çakmak üzere tekrar davet ediyoruz. Üçte sizden rica edeceğiz hocam. Sağlık Bilimleri Fakültesinden ikincilikle mezun olan Hemşirelik Bölümünden Büşra Korucu'yu başarı belgesini almak üzere davet ediyoruz. Sağlık Bilimleri Fakültesinden üçüncülükle mezun olan Ebelik Bölümünden Merve Fidan'ı başarı belgesini almak üzere davet ediyoruz. Rektör yardımcısı Sayın Profesör Doktor Mehmet Kur'an'a teşekkür ediyoruz. Dereceye giren öğrencilerimizi bir kez daha tebrik ediyor, başarılarının devamını diliyoruz. Törenimizin bu bölümünde başarı belgelerini almak üzere mezunlarımızı bölümlerine göre alfabetik sırayla davet ediyoruz.
İlk olarak 2019-2020 eğitim öğretim yılında 19 Mayıs Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Beslenme ve Diyetetik bölümünden dereceyle mezun olan öğrencilerimizi açıklıyoruz. Bölüm birincisi Büşra Pekince ve bölüm ikincisi Pınar Alioğlu'nu sahneye davet ediyoruz. Bugün törenimize katılamayan bölüm üçüncüsü Hatice Çimen'i tebrik ediyoruz. Öğrencilerimize başarı belgelerini vermek üzere Beslenme ve Diyetetik Bölüm Başkanı Sayın Doçent Doktor Pınar Sökülmez Kaya'yı davet ediyoruz. Sayın Doçent Doktor Pınar Sökülmez Kaya'ya teşekkür ediyoruz. Kendilerini uğurlamadan önce Beslenme ve Diyetetik Bölümü öğrencileri tarafından mezunları temsilen okunan meslek andını hep beraber dinliyoruz. Bilgi ve becerilerini en üst düzeyde tutup mesleğini profesyonel standartlara uygun şekilde yerine getireceğine, sağlığı düzeltmek için gerekecek her konu çabuk göstereceğine, hayatı ya da sağlığı tehdit edebilecek her türlü girişimden sakınacağıma, herhangi bir din, ırk, inanç, renk, cinsiyet, siyasal veya sosyal durum ayrımı gözetmek için hizmet vereceğine, bireylerin bütün değer ve dini inançlarına saygı duyacağıma, etik kurallara bağlı kalacağıma, hizmet verdiğim bireyleri anlama, kabul etme, onlara yardım etmeye çalışmanın mesleki becerilerim kadar önemli olduğunu hatırlayacağıma, bunların tümünü yaparken mesleğimin onurunu korumak için gerekecek bütün çabaları sarf edeceğime, mesleğimin bütünlüğünü koruyacağıma anlatayım. Tekrar tebrik ediyoruz. 2019-2020 eğitim öğretim yılında 19 Mayıs Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Ebelik bölümünden dereceyle mezun olan öğrencilerimizi açıklıyoruz. Bölüm birincisi Merve Fidan, bölüm ikincisi Ebru Buket Erken, bölüm üçüncüsü Büşra Karaca'yı davet ediyoruz. Öğrencilerimize başarı belgelerini vermek üzere Ebelik Bölüm Başkan Yardımcısı Sayın Doktor Öğretim Üyesi Şebnem Rüzgar'ı davet ediyoruz. Sayın Doktor Öğretim Üyesi Şebnem Rüzgar'a teşekkür ediyoruz. Kendisini uğurlamadan önce Ebelik Bölümü öğrencileri tarafından mezunları temsilen okunan meslek andını dinliyoruz. Yaşamın temel değer olduğunun bilinciyle insanlığın yararına her türlü girişimi destekleyeceğime, bireye kendi sağlığı için sorumluluk kazandıracağıma, anne, yeni doğan, aile ve toplum sağlığının geliştirilmesi, korunması, tedavi ve rehabilitasyonunda, dil, din, renk, ırk ayırmak, en iyi bakımı sunacağıma, yaşam boyu öğrenmeyi hedefleyerek, hizmetin kalitesini artıracağıma, meslektaşlarımı, ekip üyelerine ve bireyleri mesleki rollerim içinde destekleyecek ve işbirliği yapacağıma, ebelik mesleğinin onurunu korumak için mesleki yasal ve etik ilkelere bağlı kalacağım an içerim. Öğrencilerimizi tekrar
tekrar tebrik ediyoruz. 2019-2020 eğitim öğretim yılında 19 Mayıs Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik Bölümünden dereceyle mezun olan öğrencilerimizi açıklıyoruz. Bölüm birincisi Sevde Külcü Ömeroğlu, bölüm ikincisi Büşra Korucu'yu davet ediyoruz. Bugün törenimize katılamayan bölüm üçüncüsü Merve Özkan'ı tebrik ediyoruz. Öğrencilerimize başarı belgelerini vermek üzere Hemşirelik Bölüm Başkanı Sayın Profesör Doktor İlknur Aydın Avcı'yı davet ediyoruz. Sayın Profesör Doktor İlknur Aydın Avcı'ya teşekkür ediyoruz. Kendisini uğurlamadan önce hemşirelik bölümü öğrencileri tarafından mezunları temsilen okunan meslek andını hep beraber dinliyoruz. Yüklenmiş olduğum sorumluluklarının bilincinde istediğim anlayış ve becerilerimle herhangi bir ırk, inanç, siyasal veya sosyal düzen ayrımı gözetmeksizin hastalarıma bakacağıma, hayatı korumak, ızdırabı hafifletmek, sağlığı yüceltmek için gereken her türlü çabayı göstereceğime, bakımım altındaki hastaların bütün değer ve dini inançlarına saygı duyacağıma, bana birileriyle ilgili olarak verilen tüm bilgileri saklayacağıma, hayatı ya da sağlığı tehdit edebilecek her türlü girişimlerden sakınacağıma, mesleki bilgi ve becerilerimi en üst düzeyde tutmaya çalışacağıma, sağlık ekibinin bütün üyeleriyle işbirliği yapacağıma ve onları destekleyeceğime, bunların tümünü yaparken uluslararası Hemşirelik Ahlak Lisesi'nin onurunu korumak için gerekecek bütün çabaları sarf edeceğime ve hemşireliğin bütünlüğünü koruyacağıma and içerim. Öğrencilerimizi tekrar tebrik ediyoruz. 2019-2020 eğitim öğretim yılında 19 Mayıs Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Sağlık Yönetimi Bölümünden dereceyle mezun olan öğrencilerimizi açıklıyoruz. Bölüm birincisi Elif Demirci, bölüm ikincisi Ayşenur Hasanoğlu ve bölüm üçüncüsü Rümeysa Uzu sahneye davet ediyoruz. Öğrencilerimize başarı belgelerini vermek üzere Sağlık Yönetimi Bölüm Başkan Yardımcısı Sayın Doktor Öğretim Üyesi Nurcan Coşkun Us'u davet ediyoruz. Sayın Doktor Öğretim Üyesi Nurcan Coşkun Us'a teşekkür ediyoruz. Kendisini uğurlamadan önce Sağlık Yönetimi Bölümü öğrencileri tarafından mezunları temsilen okunan meslek andını dinliyoruz. Meslek hayatına atıldığım şu andan itibaren kazandığım bilgi ve becerileri dil, din, ırk, cinsiyet ve sınıf farkı gözetmeksizin ülkemin ve insanlığın hizmetine sunacağıma, meslek hayatımın ana hedefinin doğruluk, bilimsellik ve insan sevgisi olacağına, meslek ahlakıma uygun olarak sağlık yönetim alanının onurunu koruyarak yücelteceğime, namusum ve şerefim üzerine anlayacağım. Öğrencilerimizi
tekrar tebrik ediyoruz. 2019-2020 eğitim öğretim yılında 19 Mayıs Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Sosyal Hizmet Bölümünden dereceyle mezun olan öğrencilerimizi açıklıyoruz. Bölüm birincisi Hüda Kenan'ı sahneye davet ediyoruz. Bugün törenimize katılamayan bölüm ikincisi Cansu Dinç ve bölüm üçüncüsü Derya Mendil'i tebrik ediyoruz. Öğrencilerimize başarı belgelerini vermek üzere Sosyal Hizmet Bölümünden Sayın Doktor Öğretim Üyesi Aynur Arslan'ı sahneye davet ediyoruz. Sayın Doktor Öğretim Üyesi Aynur Arslan'a teşekkür ediyoruz. Kendisini uğurlamadan önce Sosyal Hizmet Bölümü öğrencileri tarafından mezunları temsilen okunan meslek andını hep beraber dinliyoruz. Mesleğe katıldığım şu andan itibaren insani ilişkilerin temeli olarak bireyin kişiliğine ve haysiyetine değer vereceğime, kişinin sırrını koruyacağıma, ilişkilerimi ırk, din, inanç, milliyet, ekonomik ve toplumsal farklılık gözetmeksizin kuracağım. Kişi ve toplumun mesleğimi ilgilendiren sorunlarında kendimi daima hazır bulunduracağıma ve sorunların çözülmesinde tüm gücümle çalışacağıma, meslektaşlarımın fikir, uğraşı ve bulgularına saygı göstereceğime, fikir gücümü kişi ve toplumun refahına adayacağıma ant içeceğim. Öğrencilerimizi tekrar tebrik ediyoruz. Programımızın kapanışında törende bulunan mezunlarımızı tüm mezunları temsilen kep atma töreni için sahneye davet ediyoruz. Genç sağlık profesyonellerini bir kez daha kutluyor, bugün adım attıkları mesleki yaşamlarında başarılar diliyoruz. İleriki yıllarda karşılaştığımızda sizleri başarılı birer sağlık çalışanı olarak görmekten gurur duyacağız. Ondan geriye hep beraber sayacağız hocam. Teşekkür ederiz.